Evet sevgili izleyenler, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bitkiler dünyasındayız. En sevdiğiniz bölümlerden bir tanesi, onu biliyoruz. İbrahim Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Bizler deyiz efendim. Teşekkür ederiz. Yine bitkileri konuşacağız. Zaten konuşuyoruz ama bir türlü çıkamıyoruz işin içinden. O kadar çok bitki var ki yine bir sürü bitki getirmişsiniz. İksirler var. Burada gördüğüm başka bitkiler var. Onları da konuşacağız. Hangi hastalıklar, hangisi şifa kaynağı, onu konuşacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Herkesin hemen hemen hayatında rastladığı, ailesinde, eşinde, dostunda bir kalp damar tıkanıklığı var. Bu söyleniyor. Evet. Kalp damar tıkanıklığı neden olur? Onu bir soralım size. Bir de bu tıkanıklığı hangi bitki iyi gelir? Bu tıkanıklığın çözümü var mı? Çözebilecek miyiz? Ne söyleyeceksiniz bize? Evet. Kalp damar rahatsızlarının, damarların tıkanması, yağlanmasının sebebi nedir? Yıllar önce doktora gittim de dedim ki homosistein, Almanya'da, Frankfurt'ta. Kanımdaki homosistein oranının ölçülmesini istiyorum dedim. Doktor baktı. O ne dedi? Ya homosistein değerleri işte kötü kolesterol, LDL kötü kolesterol tetikler, yabancılaşan, oksitlenen LDL kolesterolü bağışıklık sistem mikrop gibi algılar, yer, ahtapot gibi şişer, sonra patlar, ölür, sümüksüz, süngerimsi, yapışkan madde ortaya çıkar. Anlattım doktora, hiç duymadım dedi. Dedim ya nasıl duymazsınız? Doktor hiç duymamış yani. Duymamış. Dedim ki yanlış mı söylüyorsunuz acaba? Hayır dedim. Bakın yazdım şöyle. Hiç duymadım dedi. Sonra hemşirelere çağırdı, dedi ki İbrahim Bey böyle bir şey diyor. Homosistein nedir bu homosistein dedi. Biz de bilmiyoruz dediler. Dedi, onlar da bilmiyorlar. Dedi, ne bir homosistein ne dediler. Allah Allah dedim, uzaydan mı geldik ben acaba? Homosistein nedir? Yemiş olduğumuz besinlerdeki protein amino aside dönüşürken, mesela metiyonine dönüşür. Proteinler amino asitler neden dönüşür? Hücre yapımında kullanılmak için amino asitleri tuğla taşına benzetelim. Bina yaparken nasıl ki bir taş gerekiyor, yapı taşı. Evet. Amino asitler de hücre yapımında kullanılan yapı taşıdır hücrelerde. Olmazsa olmaz yani. Tabii çok önemli. 20 çeşit amino asit var. Bunlardan en önemlileri biri de metiyonin denen bir amino asit. Bunun protein amino aside dönüşürken artık madde olarak homosistein ortaya çıkar. Toksik bir madde, yabancı bir maddedir bu bünyeye. Sürekli ve hızlı yükselirse tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü LDL kolesterolünü, kötü kolesterolü oksitler. Oksit denen LDL kolesterolü bağışıklık sistemi tarafından mikrop gibi algılanır. Makrofaj denen bir alt element var, bağışıklık sistemin alt elementi. Bu bakteri, virüs ve mantarları yer, yutar. Ahtapot gibidir, büyük. Sürekli dolaşır. Oksitlenen LDL kolesterolü yer, yutar. Balon gibi şişer. Sonra patlar, ölür. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkar. İşte bu oksitlenen ve makrofaj tarafından yenen, ortaya çıkan maddeye curuf diyoruz, curuf. Curuf, damarlarda böyle yama oluşturur. Yamalı bohça gibi. Eskiden hı-hı, köylerde olurdu bohçacılar. Hı-hı. Hala var bohçacılar. İşte, var mı? Yamalı bohça hı-hı derler. Damarların içerisinde de böyle bohça gibi yamalar oluşur. Plaklar, curuf. Buna karşı ne yapılabilir? Yani damarların iç yüzeyinde oluşan plaklar, curuflar, organlarda oluşan curuflar. Yani bunlar yok, sebep oluyor tıkanmaya. Tabii. Bütün damarlar aynı yamalı bohça gibi olur. Orasına burasına böyle curuf yapışır organlara. Yani oksitlenen LDL kolesterol. Niçin oksitlenir? Homosistein. Homosistein neden ortaya çıkar? Ve homosisteini nasıl yok ederiz? Homosisteini B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit yavaş yavaş tekrar bunu faydalı amino aside dönüştürür. B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit zamanla azalırsa homosistein sürekli yükselir. Bu da kolesterolün, tansiyona, kalp damar tıkanıklarına bir sürü hastalığa sebep olur. O halde B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asiti nasıl yükselteceğiz? Nasıl dengede koruyacağız? Kişinin bağırsaklarına mantar yerleşmişse mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler karaciğere giriyor.
karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtıyor? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asitle. Zaten orada bir vitamin yetersizliği ortaya çıkıyor. Yani mantarı yok etmedikçe B6 vitamini, B12 vitamini, folik asidi yükseltemezsiniz. Zaten siz söylüyorsunuz, eğer bağırsaklara mantarlar yerleşmişse, hani kalp damar tıkanıklığından bahsediyoruz ama evet, diğer hastalıkların da tetikleyicisi, tüm hastalıkları davet ediyor. Eğer orada mantarlar varsa onların buradan, bir kez kesinlikle evet, temizlenmesi, tedavi edilmesi gerekiyor. Evet. %99'u bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanıyor. Çünkü bunların üretmiş olduğu toksik maddeler çok çok ağır. Mesela duyuyoruz, İşte Rus turistler efendim Bodrum'da sahte alkol içti, zehirlendi, öldü. Haberlerde evet, duyduk. Evet, evet, duyuyoruz. Ne içiyor? Metil alkol. Metil alkol, yani ucuz alkol. Bilmeyenler, alkol üreticileri, bazıları üçkağıtçılar. Evet. Çok pahalı alkoller yerine ucuz alkol üretiyorlar. İçinde metil alkol olduğu için ölüme sebep oluyor, zehirlenmeye sebep oluyor. Şimdi bağırsaktaki mantarlar bu en tehlikeli alkol üretiyor. Fakat yavaş yavaş az az ürettiği için karaciğer bağırsaktan gelen bu toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor. Kişinin alkol kullanmasına gerek yok, bağırsaklarında mantar varsa. Çünkü en tehlikeli alkolü bağırsaktaki mantarlar üretiyor zaten. Bana 3 kişi geldi. Maşallah, üçü de yani 1.90 2 metre boylarında yürüyor. Ama üçünde göbeği böyle hamile gibi. Dedim ki oturdular. Dedim oturmadan söyleyeyim. Ya çok bira içiyorsunuz. Bira içenlerin karnı böyle küp gibi. Evet, doğru. Almanlar böyle göbekleri böyle irelde gezerler. Bira hamile göbeği gibi, derler bira gibi ya. De. Almanlar hep böyle olur. Ha, bu arada bira derken, bira içenler erkeklerde hormon anormallikleri ortaya çıkar. Testosteron erkeklik hormonu yok olur, kadınlık hormonu artar. Bazıları bira içiyorlar sahillerde, hep sahillerde bugünlerde ne dolu? Alkol çeneleri dolu. Her ellerinde bira sanki bir de bira içerken böyle havalı iş yapayım. Halbuki erkekliği gidiyor. Östrojen hormonu yükseliyor. Bu bilinmiyor aslında. Hani sizin sayenizde biz de öğreniyoruz. Profesör Doktor Rudolf Fritz Weiss, Almanya'da dünya çapında en büyük fitoterapi uzmanı. Dünya çapında. Çok güzel, mükemmel bir eseri var. Biranın kansere dair sebep olduğunu belgeledi. Nitros aminler içerir. Yani böbreklere iyi gelir diyor. Böbrek kanserine sebep olur. Bir. İkincisi, testosteron erkeklik hormonunu azaltır. Çünkü içinde şerbetçi otu var. Şerbetçi otunun birleşiminde humulon, lupulon diye iki etken madde var biranın içerisinde. Humulon, lupulon aynı östrojen hormonu, kadınlık hormonu gibi etki yapar. Bu nedenle bira içenlerin östrojen hormonu yükselir, erkeklik hormonu düşer. Yavaş yavaş bira içenler kadınlaşır, göğüsleri büyümeye başlar. Başka organları küçülmeye başlar. Yani bira içen erkekler kadınlaşır, kadınlara bir şey olmaz. Onların böbreğine zarar verir. Bu nedenle bira içmek tehlikeli erkekler için. Ayrı bir konu. Şimdi, o yüzden uzak durmak lazım. Mutlaka. Evet. Şimdi homosistin damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Beyinde plaklar oluşur, sertleşir beyindeki plaklar. Önce unutkanlık, sonra Alzheimer, Parkinson, demaz, panik atak, depresyon, demaz. Bütün hastalıkları tetikler. Damar, kalp damarları yağlanır, daralır, tıkanır. Stent dahi taktırırsa sürekli stent taktıramazsın. 6 ayda bir tıkanır. O da bir zahmetli bir süreç, evet, zaten. Yavaş yavaş. Karaciğer yağlanması olur. ALT'si, AST'si, FS'si fırlar. Ne yapılabilir? Evet, ne yapmak lazım İbrahim Bey? Nasıl çözeceğiz? Kolesterola karşı dünyada en etkili bitki şu enginar. Ama enginarın bu meyvesi yenen kısmı değil. Şimdi meyvesi biz diyorum, yemeğini yaparız tamam, zaten. O değil. Evet. O içindeki değil. Gövdesinin yaprağı. Şimdi enginarın. Şu yapraklar hani ayıklanır, içindeki meyvesi çıkar. Evet, onu yemeğini yaparız. Çiçek tabanından yemek yapılır. Burası bunun birleşimindeki etken madde %0,00. Yani sıfıra yakın etken madde. Bu nedenle bazıları, hatta geçen de bir beyefendi gelmiş. Diyor ki 200 kilo enginar almış, depolamış. Bütün bir yıl enginar
yemek yiyeceğim diyor. Niye? Tansiyon kolesterol için boşuna yesin dedim. Niye? Çünkü etken madde sıfıra yakın. Etkili olan yaprağının sapı. Yani gövde sapı. O çok acıdır yaprağı. Yaprağı ne yaratıyor yaprağı? Yaprağının birleşimindeki sinarin ve sineropikrin denen etken maddeler 400 bin defa sulandırsanız acılığını yine hissedersiniz. O acılığı geçmiyor mu? Kalıcı bir acılık mı var? Yani çayı içilmez. Yaprağının çayı içilmez. Çok çok acı. Ama ne yapılabilir? Ekstraktı yapılır, kapsülü yapılır. Biz bununla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Nedir bu formül? Nedir? Öğrenelim. Kolesterola karşı bu formül dünyada en etkili formüllerden biridir. Bir, enginar yaprağının ekstraktı. İki, deve dikeni tohumunun ekstraktı. Üç, şahtere. Bunlar da farklı farklı yine. Mesela deve dikeni karaciğer zehirlenmesi, hepatit B, hepatit C'ye karşı etkili. Şahtere safra artırıcı, safra kesesindeki taş ve çamuru temizleyici, safrayı temizleyici. Bunlar da karaciğer için çok çok önemli bitkiler. Artı kara hindiba. Kara hindibanın hem kökü hem yaprağının ekstraktı. Mahonia aquifolium. Bu da Oregon üzümü diyoruz. Oregon yani Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu için vatanı. Bunun kökü kullanılır. Yani bunlardan çok yine önce, 19 bitkiden mi 19 bahsediyoruz? 19 bitki ekstraktı. 19 bitki ekstraktı var içinde. Tabii bunların oranları da çok önemli. Tabii. Hepsi aynı oranda değil. Tabii. Oluşum aşaması çok önemli. Onu evet. Da buradan şimdi söyleyelim. Vatandaş iksir aloe vera jel. İksir aloe vera jel nedir? İksir çok özel bir formül. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başakotu, zeytin yaprağı, kakule gibi zeytin bitki ekstrakları içerir. Vücudu temizler, arıtır. Bütün organları, bütün damarları detoks açar. Detoks diyebilir miyiz o zaman? Detoks yapmış gibi oluyoruz. Kişiye enerji verir. Bazı futbol kulüplerinde menajerler veya yöneticiler geliyor. Futbolcular için özel olarak alıyorlar. Çocuğa hem kondisyonunu yükseltiyor hem enerji veriyor. Vücudu arındırıyor, Turcular, temizliyor, ağrıtıyor. Kolay kolay hastalanmasını önlüyor. Daha iyi bir performans sağlamasını istiyorlarsa demek ki bu formülden diyelim ki kişi günde 10 saat uyuyor. Uyandığı halde hala yorgun, halsiz, dermansız. İksir kullandığı zaman günde 3-4 defa yarım fincan. Cin gibi olur. 5-6 saat uyudu mu yeter. 6 saatten fazla uyku gerek yok. Çünkü vücuttaki asidi atıyor. Yorgunluğun sebebi vücuttaki asidi attığı zaman kişi yorgunluk problemi ortaya herkes kalkar. Herkes de var aslında değil mi İbrahim Bey? Yorgunluk, bitkinlik, bir yataktan kalkamama, halsizlik durumu herkes de görüyoruz. Ya da diyoruz ki havalar çarptı, havalardan dolayı böyleyiz. Hayır hayır, yanlış beslenmeden. Şimdi mesela diyelim ki peynir yediniz. Peynir nedir? Yağ. Yağ, yağ asidine dönüşür. Yağ asidi aside dönüşür. Vücudumuzda zaten hücreler bir faaliyeti sırasında glikozu enerjiye dönüştürürken enerji çıkar, artı artık madde olarak asit. Yani bir asit var zaten vücudumuzda. Bu asidi neyle yok ediyoruz? Vücudumuz bunu karbondioksit ve suya dönüştürüyor. İdrar yoluyla, nefes yoluyla atıyoruz bu asidi. Fakat kişi peynir yerse vücuttaki asit oranı iki katına çıkıyor. Bünyemiz bunu atamıyor. Atamazsa ne oluyor? Asitleniyor. Nereye asitlenir? Mesela kanın pH değeri 7.40. Kanın sürekli aynı seviyede kalması gerekir. Yoksa ölüm tehlikesi, riziko çok büyük. Kandaki pH değeri 7.40 olur fakat asit fazlaysa bunu eklemlere depolanır. Eklemlerde asit oranı yükselirse ne olur? Kıkırdakları eritir. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji gibi romatizmal hastalıkları tetikler. Yani asit, peynir aslında çok çok tehlikeli. Dünyada 4 milyar insan peynir yemez. Çin 1,5 milyar, Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos. Bundan 200 yıl önce Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri demiş ki peynir yemeyin, beyniniz küçülür demiş. Bu fetva İran'da hala geçer. İranlılar peynir yerse cevizle yerler. Beynimiz küçülmesin diye. Peki İbrahim Bey yani peynir yemeyecek miyiz hiç? Peynir yok. Yasak. Öyle o karpuz peynir tadına doyum olmaz. Yemeyeceğiz. Ya. Şimdi bu vatandaşta tansiyon, kolesterol, lipid, trigliserit fırlamış. Aletesi, asetesi, karaciğer değerleri yükselmiş. Mesela
Aletesi 151. Asetesi 82. Karaciğer değerleri. Karaciğeri yağlanmış. Kolesterol, trigliserit fırlamış. Biz dedik problem değil. 6 hafta. Kullan görelim. 6 hafta içerisinde bu vatandaşımızın trigliserit düşmüş 220'ye. Kolesterolü 39'a düşmüş. Evet. Aleti AST, aletesi 151'den 27'ye düşmüş. Karaciğer yağlanması 6 hafta içerisinde tamamen yok olmuş. 6 hafta içerisinde. Karaciğer yağlanması diye problem kalmamış. Burada başka bir bayan, bu da 58 yaşında bir hanımefendi. Doktoru her şeyi yasaklamış. Onu yemesin, bunu yemesin, şunu yemesin. Bana geldi dedim ki 6 hafta sonra her şeyi yersin. Nasıl olacak? Olacak. İksir aloe vera jel özel bir çay. Şekeri var. Trigliseriti 527. Çok çok yüksek. Kolesterolü yüksek. 4 hafta tam bu formülleri kullandıktan sonra şekeri düşmüş, kolesterol düşmüş. Trigliseriti 527'den 160'a düşmüş. Bütün değerleri düzelmiş. Tedavi olmuş. 4 hafta. Doktoruna gittiğinde teyzeciğim artık tereyağı bile yiyebilirsin. Yavaş yavaş. Problem yok demiş. Yani problem değil. Yani bağırsakları tedavi ettiğinizde mantarlar yok olduğu zaman bunların üretmiş olduğu toksik madde ortadan kalkarsa karaciğer bağırsına gelen toksik maddeyi arıtmak için aşırı B6, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Vitamin oranı harcanmadığı için ne oluyor? Bağışıklık sistemi güçlenir, arınır. Ve bağırsına gelen toksik maddeyi arıtmak için aşırı yorulmaz, yağlanmaz karaciğer. Metiyonin oranı da, metiyonin yani homocystein metiyonla dönüşümü sırasında aşırı vitamin harcıyordu. Homocystein oranı da düştüğü için kişi de kolay kolay hastalanmadığı bir problem olmaz. Kolesterol, lipid, trigliserit aynı zamanda damarların iç yüzeyinde plakler oluşturuyor. Yamalı bohça gibi dedik ya. Hı hı. Bu da tansiyonu tetikliyor. Çünkü damarlar sertleştikçe daralıyor, büzülüyor. Kan nereye pompalayacaksın? Damarlar tıkanmış. Tansiyon yükseliyor. Tansiyon hapı alıyor vatandaş. Ya ne olacak ki diyor. Günde bir tane alayım. İyileşmiyor ki. O geçici biraz baskı altına alıyor bünyeyi. Bir zamanla. Tedavi edici tedavi değil etmiyor. Aslında. Ve sürekli tansiyon hapı alanların Allah korusun zamanla böbrekleri iflas ediyor. Hı. En tehlikeli şey de bu. Tansiyon hapı, kolesterol hapı, diyabet hapı alanların böbrekleri zamanla iflas ediyor. Bize geliyor vatandaş kronik böbrek itmesi. Tansiyon hapı, kolesterol hapı, diyabet hapı uzun süre kullandıysan bir şey yapamayız diyoruz. Çünkü hiçbir böbrek şey yapılamıyor mu o zaman? Böbrek yani? Çürüyor. Çünkü nefron denen süzgeç hücreler bu tansiyon hapları, diyabet hapları, kolesterol hapları veya antidepresanlar sürekli düzenli ilaç kullanmak böbrekleri çürütür. Zaten ilaçlara baktığımız zaman indikasyonlarını görüyoruz. Çok kısa maddeler yazıyor ama yan etkileri o kadar fazla ki sayfalar dolusu yan etkiler var. 13 doktor uzman Türkiye'de ilk defa çok güzel bir eser yazmışlar. Tıp bu değil diye. Tıp bu değil. Yani tıp mafyası neler dönüyor? Amerika'da, Avrupa'da böyle ilaçlar önce basında bir hastalık üretiyorlar. Şöyle şöyle bir hastalık var. İnsanı bir panik yapıyorlar. Onlar zaten onu ilacını üretmişler hazır bekliyor. Önce bir panik yapıyorlar. Arkasından o bu hastalığa karşı şöyle bir ilaç bulundu diye bir propaganda yapıyorlar. Medya onların elinde. Hı-hı. Gazeteler, televizyonlar, ilaç firmaları. Dünyada ilaca giden para 1 katrilyon 200 milyar dolar. Türkiye'de evet, Türkiye'de 20 milyar dolar. Türkiye'de ilaca giden para ve bu paranın %99'u ithal. Dışarı gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa. Bu da nasıl? Mesela hepatit B aşısı. Avrupa'dan, Amerika'dan alıyoruz. Çin'de, Hindistan'da mesela kaç kuruş? 1 lira bile değil. Fakat biz onu 25 lira alıyoruz Avrupa'dan, Amerika'dan. 1 lira bile olmayan bir aşıyı Hindistan'dan, Çin'den alsanız kaç katını? Aynı şey. Türkiye'de de üretebilirsin. Türkiye'de ilaç üretiminin önünde 100 yıldır eski kanunlar var, engeller var. Ben bu işe girmek istedim.
Mesela kaç tane ürün üretmek istiyorsun? Her ürün için 20 bin lira yatıracaksın. Sermaye zaten gitti. Bütün ülkelerde her ülke kendi sanayisini güçlendirmek için teşvik eder. İnşallah Türkiye'de de bu olur. İnşallah. İlaç sanayi, ilaç sektörü tamamen %90 Avrupa ve Amerika'ya bağımlı. Bitmiş. Yani Türkiye'deki ilaç üreticili firmalar satmışlar her şeyini. Çünkü işin içinden çıkamamışlar. Bunun önünün açılması gerekir. Birkaç ithalatçı için, Allah korusun, biz yani bir savaş olmadı. İnşallah da olursa ne olacak? Narkoz dahi üretemiyoruz. Hiçbir şey yok. Yani ilaç üreten firma yok. Birkaç tane vardı. 20 tane firmayı Avrupa ve Amerika'da şirketler satın aldı. Mesela Fransa kendisi ilaç firmasını başka Çinli firmalar satın almak istedi, sattırmadı. Almanya sattırmaz. Amerika Birleşik Devletleri sattırmaz. Çünkü bunlar stratejik öneme sahip. İlaç firması satılmaz. Devlet onun icabında karşılar zararını, sattırmaz. Satmazlar. Çünkü çok önemli. Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de bütün ilaç firmaları hep yabancıların elinde. Bunun önüne geçilmesi lazım. Yani tansiyon için kullanılan